Sinan Meydan, hangi cumhuriyet, yaşasın layık cumhuriyet. Memnuniyetle tekrar görüyorum ki layık cumhuriyet esasında beraberiz. Zaten benim siyasi hayatta bir taraflı olarak daima aradığım ve arayacağım temel budur. Geçenlerde adliyede, şeriat, sloganları atıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimsenin cumhuriyetle ilgili tereddüdü yoktur. Dedi. Peki, gerçekten öyle mi? Örneğin, adliyede, şeriat, sloganları atanların da cumhuriyetle ilgili bir tereddüdü yok mudur? Eğer öyleyse, onların anladığı cumhuriyet nasıl bir cumhuriyettir? Şeriatçıların cumhuriyeti hangi cumhuriyettir? Sultansız, halifesiz meclis ve anayasa. Atatürk, Kurtuluş Savaşı sırasında adım adım ülkeyi cumhuriyete taşıdı. 1919'da Samsun'a çıktıktan sonra attığı her adımda, milli iradeye, vurgu yaptı. Örneğin 1919'daki Amasya Genelgesi'nde milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır dedi. Atatürk'ün 23 Nisan 1920'de Ankara'da açtığı TBMM'nin aldığı ilk kararlarından biri Meclisin üstünde hiçbir güç ve kuvvet yoktur şeklindeydi. Milleti artık bu meclisin temsil edeceği belirtiliyordu. Bu meclise bir padişah vekili atanması da kabul edilmemişti. Ayrıca sultan halifenin geleceğini ileride bu meclisin belirlemesine karar verilmişti. Böylece tarihimizde ilk kez halkın temsilcilerinden oluşan bir meclis dolayısıyla halk saraydan, sultandan, halifeden bağımsız olarak fiilen kendi kaderini kendi eline alıyordu. 20 Ocak 1921 Anayasası'nın ilk maddesinde de egemenlik kayıtsız şartsız milletindir deniliyordu. Anayasada sultandan, halifeden ise hiç söz edilmiyordu. Üzerine sultan, halife gölgesi düşmeyen ilk meclisimizin kabul ettiği sultansız, halifesiz ilk anayasamız egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek aslında adını koymadan devletin rejiminin cumhuriyet olacağını açıklamış ve ulusal egemenliğin önündeki kayıt ve şartları tanımadığını ilan etmişti. Atatürk zamanı geldiğinde ulusal egemenliğin önündeki bu kayıt ve şartları da ortadan kaldırıp ülkeyi cumhuriyete taşıyacaktı. TBMM 1 Kasım 1922'de halifelikle saltanatı birbirinden ayırıp saltanatı kaldırdı. Halife Vahdettin'in İngilizlere sığınıp ülkeden kaçması üzerine TBMM Osmanlı hanedanından Abdülmecit Efendi'yi halife seçti. Atatürk zamanı gelince ulusal egemenliğin önündeki kayıt ve şartlardan biri durumundaki halifeliği de uğur mumcunun değişiyle çürük bir diş gibi söküp atacaktı. Anayasa ve Cumhuriyet'in layık olmadığı zamanlar. TBMM, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i ilan etti. Ancak 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilirken yürürlükte olan 20 Ocak 1921 Anayasası henüz layık değildi. Anayasanın 7. maddesinde, şeriat hükümlerinin uygulanması Büyük Millet Meclisi'nin görevidir deniliyordu. 29 Ekim 1923'te anayasada yapılan değişiklikle, Türkiye Devleti'nin hükümet şeklinin cumhuriyet olduğu belirtilirken anayasanın ikinci maddesine, Türkiye Devleti'nin resmi dini, İslam dinidir cümlesi eklendi. Bunun yanında halifelik de henüz yerli yerinde duruyordu. Dolayısıyla 1923'te ilan edilen cumhuriyet henüz layık bir cumhuriyet değildi. Ayrıca anayasaya göre henüz kadınların medeni ve siyasi hakları da yoktu. 1921 Anayasası'nda egemenlik kayıtsız şartsız milletindir denilirken o sırada milletin yarıdan fazlasını oluşturan kadınlar henüz egemenliklerine sahip değildi. Dolayısıyla Cumhuriyet bu haliyle tamamlanmış değildi. Atatürk ilk fırsatta halifeliği kaldırıp anayasayı laikleştirip kadınlara medeni ve siyasi haklar vererek cumhuriyeti tamamlamayı planlıyordu. Cumhuriyet tamamlandığında layık olacaktı. Atatürk'ün layık anayasa ve layık cumhuriyet ısrarı. Atatürk, aslında anayasanın layık olmasını istemiş, bunun için çaba harcamış, ancak 1921 koşullarında bunu başarmak mümkün olmamıştı. Atatürk, Nutuk'ta bu konuyu detaylı olarak anlatıyor. 1921 Anayasası'nın 7. maddesiyle 1924 Anayasası'nın 26. maddesinin TBMM'nin görevlerini saptadığını belirten Atatürk, maddenin başında şer'i hükümlerin uygulanması vardır diyerek TBMM'nin görevlerinin çok geniş ve açık bir şekilde tanımlandığı söz konusu maddeye ayrıca şer'i hükümlerin uygulanması diye bir cümlenin eklenmesinin gereksiz olduğunu belirtiyor. Atatürk bunu da şöyle açıklıyor. Çünkü şeri demek kanun demektir. Şeri hükümlerin uygulanması demek kanun hükümleri demekten başka bir şey değildir ve olamaz. Başka türlüsü çağdaş hukuk anlayışıyla bağdaşmaz. Bu böyle olunca şeri hükümler tabiriyle anlatılan anlam ve kavramın büsbütün başka bir şey olması gerekir. Atatürk, ilk anayasayı hazırlayan komisyona kendisinin başkanlık ettiğini, yaptıkları yasayla, şeri hükümler, tabirinin bir ilgisi olmadığını anlatmaya çok çalıştıklarını, fakat bu tabirden, kendilerince bambaşka bir anlam çıkaranları ikna etmenin mümkün olmadığını belirtiyor. Atatürk, aynı şekilde, anayasanın ikinci maddesinin başındaki, Türkiye Devleti'nin dini, İslam dinidir, ifadesinin de aslında anayasada olmaması gerektiğini söylüyor. Atatürk, Nutuk'ta, bu maddenin anayasaya nasıl girdiğini şöyle anlatıyor, Cumhuriyetin kuruluşundan sonra da yeni anayasa yapılırken, layık hükümet tabirinden, dinsizlik anlamı çıkarmaya eğilimli olanlara ve bundan yararlanmak isteyenlere fırsat vermemek amacıyla, kanunun ikinci maddesini anlamsız kılan bir tabirin konulmasına göz yumulmuştur. Anayasanın ikinci ve 26. maddelerinde gereksiz görünen, yeni Türkiye devleti ile cumhuriyet yönetiminin çağdaş karakteriyle bağdaşmayan tabirler, inkılap ve cumhuriyetin o zaman için sakınca görmediği tavizlerdir. Millet anayasamızdan bu fazlalıkları ilk uygun zamanda kaldırmalıdır. Görüldüğü gibi Atatürk 1927 yılında Nutuk'ta çok açıkça Anayasa'nın ikinci ve 26. maddelerindeki "Devletin dini İslam'dır ve Meclis'in şer'i hükümleri uygulaması" ifadelerinin laik hükümet tabirinden dinsizlik anlamı çıkarmak isteyenlere engel olmak için anayasaya koyulan fazlalıklar olduğunu ve bu fazlalıkların ilk uygun zamanda anayasadan çıkarılması gerektiğini belirtiyor. Gerçekten de ilk fırsatta bu fazlalıklar anayasadan çıkarılarak anayasa laikleştirildi. Anayasanın ve cumhuriyetin laikleştirilmesi Atatürk 1921'de kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nu ve 1923'te ilan edilen cumhuriyeti adım adım laikleştirdi. Bunun için 1924'te halifelik kaldırıldı. Hanedan sürgün edildi. Şeriat Bakanlığı ve şeriat mahkemeleri kapatıldı. Eğitim öğretim birleştirildi. Medreseler kapatıldı. Akılcı ve bilimsel eğitime geçildi. 1925'te tekke, zaviye, türbe ve tarikatlar kapatıldı. Kılık kıyafet devrimi yapıldı. Çağdaş hukukçular yetiştirmek için Ankara Hukuk Mektebi kuruldu. 1926'da Türk Medeni Kanunu kabul edildi. Kadınlar medeni haklarına kavuştu. Çağdaş Ceza Kanunu kabul edildi. 1927'de medeni nikah zorunluluğu getirildi. 1928'de, devletin dini İslam'dır ve meclis, şeri hükümleri uygular, maddeleri anayasadan çıkarıldı. Ayrıca dinsel yemin yerine, şeref namus, üstüne yemin kabul edildi. Arap harfleri kaldırıldı, yeni Türk harfleri kabul edildi. Uluslararası rakamlar kabul edildi. 1929'da okullardan Arapça ve Farsça dersleri kaldırıldı. 1931'de laiklik CHP parti tüzüğüne girdi. 1931 ve 1932'de Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu kuruldu. 1932'de din dili Türkçeleştirildi. 1933'te üniversite reformu yapıldı. 1934'te soyadı kanunu kabul edildi. Ayasofya müzeye dönüştürüldü. 1930-1934 arasında kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. 1935'te hafta tatili cumadan pazara alındı. Din adamlarının ibadethaneler dışında dini kıyafet giymeleri yasaklandı. 1937'de laiklik diğer Atatürk ilkeleriyle birlikte anayasaya girdi. 1924-1937 arasındaki bütün bu devrimlerle anayasa ve cumhuriyet laikleştirildi. Gerçek şu ki Atatürk sıradan bir cumhuriyet kurmadı, o laik bir cumhuriyet kurdu. Onun siyasetteki kırmızı çizgisi layık cumhuriyetti. Bu neden nedir ki Atatürk, serbest cumhuriyet fırkasını kuran Fethi Okyar'a, 10 Ağustos 1930'da gönderdiği mektupta, memnuniyetle tekrar görüyorum ki layık cumhuriyet esasında beraberiz. Zaten benim siyasi hayatta bir taraflı olarak daima aradığım ve arayacağım temel budur, demişti. Bugün Türkiye'nin farkı layık cumhuriyettir. Türkiye'de ulusal egemenliğin, kadın haklarının, bilimin, sanatın, uygar yaşamın garantisi işte bu layık cumhuriyettir. Layık niteliğini yitirmiş bir cumhuriyetin demokratikleşmesi, kadın özgürlüklerinin ve diğer özgürlüklerin, akla ve bilime dayalı çağdaş bir düzenin güvencesi olması olanaksızdır. Layık cumhuriyet Atatürk'ün eseridir. Şeriat isteriz diye bağıranların karşı oldukları cumhuriyet de işte Atatürk'ün kurduğu bu layık cumhuriyettir. Yaşasın laik cumhuriyet